ittifakı vermek, yani mazereti birlikte yönetmek için bir kişiyi daha ikna edebilir. Bunu da yapabiliriz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. İl dışında olan ve Mazgirt'te yaşayan, Mazgirt'te seçmen olanlara da ulaşmanın yollarını bulalım. Türkiye'nin bir kangrenine dönüşen ve yokmuş gibi davranılan, çözümsüzlüğe mahkum eden bir Kürt sorunu gerçekliği var. Buna dair de cesaretlenmek durumundayız. Bu ülkedeki Kürt sorunu çözümsüz değil. Bu ülkedeki Kürt sorunu çözülemez değil ve bu ülkedeki Kürt sorunu ekonomik krizin, yani yaşadığımız yoksulluğun sebebi olmuşken bu kadar. Bu savaş politikalarının erkek siyaseti bu kadar derinleştirdiği yerde kadınlar her gün katliamlarla yüz yüze kalırken, kendi kimliklerine dair tek bir sözü bile olmayan, inkar dışında tek bir sözü olmayan bir aklın Mazgirt'i yönetebilmesi mümkün değil. Ancak sömürür, ancak talan eder, ancak gasp eder. Peki şimdi bizim zamanımız, evet, tam da bizim zamanımız. Bir bütünü ya da coğrafyanın bir bütünü bizim için önemli. Ama burası için merkez ve peri başta olmak üzere gerçekten mutlaka kazanmamız gereken yerlerin başına geliyor. Peri'de bir kayyum gerçekleşti, bir gasp gerçekleşti. Vazgeçmedi. İnancını yaşamaktan vazgeç. Hafızası bizimle birlikte yaşayacak. Yani burada Türkiye'de, Kürdistan'da aday çıkaran, adaylarını işte Kürtçe propaganda yaptıran iktidar aklı, ki devlet aklından bağımsız değil, Kürtlere yeni bir katliamın müjdesini vererek aslında seçime giriyor. Dolayısıyla bizim alacağımız her belediye, alacağımız her kazanım, kazanacağımız her oyun kendisi, bu ülkenin bizi 100 yıldır ve 2. yüzyıla giderken yeni yüzyılı da maruz bırakmak istediği katliama, yok saymaya, inkara bir cevap olacak niteliktedir. Haftada 3 kez mahalle 8 mahalledir. Metrekaresi 50 kilometre. Yani yaklaşık 50 kilometre. Geniş bir alan. Bu 50 kilometreyi mahalleye girerek her hafta 3 gün ilaçlama yapıyoruz. Belediye tarafımızda. Yalnız kayın geldikten sonra maalesef bunlar olmuyor. Çalışma yürütürken Kürt sorununun kalıcı, onurlu bir barışa dönmesi için çok önemli başlıkları tartışmak durumundayız. Bu devletin, bu iktidarın kendisinin üzerine oturduğu bütün inkarcı politikalar karşısında çözüm projesi için direnen Sayın Abdullah Öcalan gerçekliği var İmralı'da. Biz bu tecrit politikalarına karşı da aslında sesimizi ortak bir şekilde yükseltmek ve hem tecrit ortadan kalkması hem de oluşacak bir çözüm ve bir müzakere sürecinde Sayın Öcalan'ın direkt muhatap olarak sürece dahil olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba arkadaşlar.